İyi günler efendim. Biraz evvelde anons ettiğimiz gibi yayın konuğumuz Tarım ve Ormancılık Bakanı Sayın Vahit Kirişçi. Hoş geldiniz efendim. Teşekkür ederim. Efendim ekmek fiyatlarının artması olasılığı üzerinde tartışmalar sürerken bir açıklama geldi. Ekmek üreticileri sendikası başkanı Cihan Koli var Habertürk canlı yayınında. Tırnak içinde söylüyorum. Ekmek aptal toplumların temel maddesidir. Bizim toplum ekmekle doyduğu için 20 sene başında böyle yöneticiler duruyor şeklinde bir açıklama yaptı. Ardından da gözaltına alındı. Sizin ekmeğin ana maddesi unu sağlayan bakanlık olarak bu konudaki yorumunuz, düşünceniz nedir? Murat Bey tabii bu çok talihsiz bir ifade. Bence herhalde ekmekten nasiplenmeyen kişi sıfatını da alır yakında. Çünkü ekmek en temel bizim gıdamız dünyanın gelişmiş, geri kalmış, gelişmekte olan bütün ülkelerinde en çok tüketilen bir ürün. Malumunuz en son Rusya-Ukrayna savaşında da koridorun adı meyve sebze koridoru değil, koridorun adı tahıl koridoru. Dolayısıyla tek başına tahıl koridoru kavramı bile ekmeğin ve bu ekmeğin buğdaydan veya mısırdan yapılmasından bağımsız olarak söylüyorum. Ne kadar temel ve vazgeçilmez olduğunu gösteriyor. Ee, tabii şu anda yargıya intikal etmiş olan bir süreç var ee, ama e, ifadeyi asla kabul etmiyoruz. Biz e, bakanlık olarak da e, ekmekte özellikle e, fiyatla ilgili vatandaşlarımız bunu tüketmede herhangi bir e, yavaşlama veya gerileme olmasın diye de un regülasyonu adı altında 7.450 liradan aldığımız buğdayı 4.500 liradan Un yapıp bunu fırıncılara veren sanayiciye veriyoruz. Yani 2.950 lira ton başına da bir regülasyon çerçevesinde destek uygulamış oluyoruz. Amacımız vatandaşımızın ekmeğe erişimini. Ekmekle ilgili en ufak bir tereddüdünü yaşatmayalım, onlar yaşamasınlar istiyoruz. Biraz evvel tahıl Koridoru'na atıfta bulundunuz. Hatırlayacağınız gibi bir kriz yaşandı. Türkiye'nin devreye girmesiyle bir kez daha bu kriz yaşandı. Ancak ortada bir başka kriz var. Tahıl gelse bile ne kadar fakir ülkelere ulaşıyor. Acaba e, ulaşması için, adrese gitmesi, gerçekten e, gerekli olan yerlere gitmesi için ne yapılması lazım? Bu konudaki yorumunuz nedir? Tabii belki öncelikle tahıl koridorundan da kısaca bahsetmek lazım. Hani bu şu anlamda çok önemli. İşte Türkiye'yi tarif ederken Asya ile Avrupa arasında köprü görevi gören bir ülkedir denilir. Böyle geçilirdi. Fakat gördük ki Türkiye şu son 20 yılda ne kadar önemli bir ülke olduğunu ve ne kadar vazgeçilmez bir ülke olduğunu tüm dünyaya gösterdi. Evet, tabii bu durup dururken de olmadı. 20 yıllık süreçte ve Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde ve Türkiye'nin sahip olduğu kurumsal kapasitesi, bir devlet yapısı, bir mekanizmaları vesaireleri sayesinde bir noktaya gelindi. Ve Türkiye e, sürdürülebilir, dengeli ve lider diplomasisiyle bu süreci başarıyla e, tamamlamış oldu. Siz de ifade ettiniz. Ayın 31'inde bir aksama oldu. Yeniden Sayın Cumhurbaşkanımız devreye girdi ve tekrar kaldığı yerden devam ediyor. Bugün 432 gemi dün itibariyle söylüyorum. 432 gemi 10.1 milyon ton e, tahıl başta olmak üzere gıda ürünlerini bu koridordan geçirdi. Burada da sizin ifade ettiğiniz gibi %60'a yakınını yani 6 milyon tonluk kısmını Avrupa ülkeleri e, alıyor. Aslan payını onlar alıyor. İşte işte Asya için e, %21.4 gibi bir oran Afrika için biraz daha düşük ama burada en çarpıcı olan Birleşmiş Milletler'in en geri kalmış ülkeler kategorisindeki ülkeler için verilen pay sadece yüzde beş buçuk tabii ki Sayın Putin'in biz bedelsiz ücretsiz buğday vereceğiz ifadesinden sonra Sayın Cumhurbaşkanımızla yaptığı görüşmede biz de devamında inşallah bu ülkelere yani bunu sadece buğday olarak değil, aynı zamanda un olarak, makarna olarak, bulgur olarak onların ihtiyacı olabilecek formatlarda bu ürünleri onlara vermiş olacağız. Bu da tabii ki hem bir insani bir görev hem de dünya barışı adına böyle sıkıntıların yaşandığı bir dönemde ülkemiz için de milletimiz için de bir asil davranış. Bu konuya ilişkin detayları da Sayın Cumhurbaşkanımız ee, Endonezya'da malum e, önümüzdeki hafta G20. G20 zirvesi var. Liderler zirvesi. Liderler zirvesinde de Sayın Putin'le yapacağı görüşmede yine bunun gündeme geleceğini biliyoruz ve ondan sonra da e, büyük bir hızla bir ivmeyle bu süreç yaşatılacak ve yaşanacak inşallah. Sayın Bakan gıda krizi tabii çok yönlü. Burada 3-5 dakikada belki anlatılacak kadar basit bir konu değil. Ama beri taraftan da Türkiye'nin bazı çabaları var. Bu konularda biraz detay istiyorum. Mesela Sudan misali Afrika ülkelerinde ya da Latin Amerika ülkelerinde tarım arazisi kiralanması ve oralarda Türk girişimcileri sayesinde bir yatırım yapılması söz konusuydu. Bu konuda gelen son nokta nedir acaba? Murat Bey şunu söyleyeyim. Her şeyden önce tabii Nüfusu sürekli artan bir Türkiye var. Yani iktidara geldiğimizde 65 milyon iken bugün 85 milyona gelmiş bir Türkiye var. E, turist sayısı o gün 15 milyondu bugün 50 milyona çıktı. O günkü refah seviyesine göre masa üzerinde sofralarımızda olanlarla bugün olanlar kesinlikle mukayese edilemez. Bir taraftan da ihracatımız var. Ama bizim şunu yapmamız gerekiyor Murat Bey. Biz kendi arz güvenliğimizi sağlamamız gerekiyor. Hı hı. Biz toprak zengini bir ülke değiliz. Yani biz bir Latin Amerika ülkesi gibi toprakları olup da orada da az bir nüfusun yaşadığı bir ülke değiliz. Veya dost kardeş ülke Kazakistan'a gidelim. 39 milyon nüfusu var. Bizim nüfusumuzun yarısından daha az. Ama bizim dört katımız bir alanları var. Şimdi bu tür coğrafyalarda da onların da ihtiyacı olan üretimle ilgili bizim sahip olduğumuz know-how'lara erişim güçlükleri var onların. Yapmak istediğimiz şey şu tam da sahip olduğumuz bu know-how'u kullanalım. Karşılıklı kazanma politikası yani win-win dedikleri politikayı burada da uygulayalım ve o insanların, o ülkelerin ihtiyaçlarını karşılayalım. Çünkü toprak var, iklim uygun, su var ama üretim yapamıyorlar. E bizde ise biz su zengini bir ülke değiliz. Bunu her vesileyle söylüyoruz. Yani e, Karadeniz bölgesini çıktığımızda. Ortalamamız 350 milimetreyi geçmez. e Şimdi bir mısırın 1200, 1300, 1400 milimetre su istediğini düşündüğünüzde e bizim şunu yapmamız lazım. Biz bu mısırı kendi ülkemizde mi yetiştirmeliyiz? Yoksa kendi müteşebbislerimiz, girişimcilerimiz marifetiyle bu sözünü ettiğimiz ülkelerde mi yapmalıyız? Elbette küresel oyuncu olmanın, küresel oyuncu sıfatının içinde artık gıda ile ilgili, tarımla ilgili gücünüz de mutlaka yeri almak zorunda savunma sanayindeki başarımızla nereden nereye geldiğimizi bütün vatandaşlarımız görüyor. Yüzde yirmiden bugün yerlilik ve millilik oranı yüzde seksene çıktı. Türkiye adından, sözünden, sohbetinden e, faydalanılmaya çalışılan adından söz edilen bir ülke haline geldi. Tarımda da aynı şeyler var. Yani benim bugün seçim bölgem olan Adana'da soya üretimini Amerika'daki soya üreticisinden daha başarılı yapan üretici, girişimci kardeşlerimiz var, çiftçilerimiz var. Dolayısıyla biz 2014 yılında o gün bu süreç başlamış. Ama e, özellikle Su'dan tarafının bir taahhüdü olmuş. E, 12.500 hektarlık bir alan pilot uygulama için kullanılacak. Daha sonra da daha geniş bir alan 780.000 e, 500 dekarlık yaklaşık bir alanda da esas üretim yapılacak diye bir taahhütler olmuş. Ama malumunuz Su'dan e, geçtiğimiz senelerde bir iç karışıklık nedeniyle e, bir Orada rejim noktasında sıkıntılar yaşandı ve dolayısıyla bu konularda askıya alındı. Herhangi bir şekilde ülke olarak oraya yaptığımız bir yatırım yok ve onların da bize vermiş oldukları herhangi bir toprak yok. Ama biz ne yapıyoruz? Belki ondan bahsetmekte yarar var. Biz diyoruz ki hani o bahsettim ya işte karşılıklı kazanma politikası, bu know-how'un transferi. Şimdi Murat Bey biz bugün müteahhitlik hizmetlerinde dünyada Çin'le yarışan bir ülke haline geldik. Şimdi bu müteahhitlerimizle biz iftihar ediyor muyuz? Evet ediyoruz. Peki benzerini bizim kendi üreticilerimiz Venezuela'da, Kazakistan'da, Sudan'da, Cezayir'de, efendim, Gine'de, Demokratik Kongo'da örnek olsun diye söylüyorum. Şimdi biz ülkeler masası oluşturduk. Kendi bakanlığımızda Avrupa Birliği Dış İlişkiler Genel Müdürlüğümüz var. Onun altında bu ülkeleri takip eden masalar oluşuyor. Hangi ülkelere öncelik vereceksiniz ve at vermeyi planlıyorsunuz? Vermemizi, yani bizden de bu konuda yardım talep eden ülkeler var. Zaten epeyce de bir çalışma yaptık. Mesela Venezuela, yani Turkish Land diye kendi elleriyle, el yazılarıyla haritaları üzerine yazdıkları bir coğrafya var. Şimdi bu coğrafya her türlü ürünü yetiştirmeye son derece müsait olan bir coğrafya. Şimdi bu coğrafyayı, bu araziyi, bu üretim alanını, biz hem onların ihtiyacı hem de bizim için. Mesela onlar kendi kurallarını koydular. Dediler ki bu ülkede üretim yapan kimse bunun yüzde otuzunu içeride tutmak, yüzde yetmişini de isterse çıkarabilir, isterse onu da iç piyasaya sunabilir denildi. Şimdi bu tür mevzuatlar da geliyor. Ama bizim kamu olarak görevimiz şu olacak. Biz girişimci kardeşlerimize buyurun sizin için biz alanı açtık. Bu ülkelerin her birinin kuralları, kaideleri bunlardır diyeceğiz. Tabii ki Ticaret Bakanlığının da burada vereceği destekler var ama biz Bakanlık olarak konu teknik olduğu için teknik düzeyde bu yardımlarımızı o e, girişimci kardeşlerimizle paylaşmış olacağız. Nihayet hedefimiz bu ülkenin eğer 2053'te nüfusu 105 milyona çıkacak ve de o gün 105 milyonda bu ülkeye turist gelecekse. Daha o işte geçici statüdeki mülteciler, koruma statüsündeki mülteciler, onlardan bahsetmiyorum. O gün ne olur, ne biter bilmiyorum. Ama biz su zengini değilsek, topraklarımız sınırlıysa bu nüfusu da doyurmamız gerekiyor ve arz güvenliğini de sağlamamız gerekiyorsa bizim bu tür politikaları süratle hayata geçirmemiz gerek. Bunu dünyada yapan tek biz değiliz onu söyleyeyim. Bunu dünyada pek çok ülke, özellikle de 41 ülke var ki bu 41 ülkenin içinde ...neredeyse tamamına yakını gelişmiş ülkeler. Sayın Akın, Tarım tarımdan bahsederken tabii sulama çok önemli. Sulama dediğimiz zaman yağmur çok önemli. Şunu <laughs> sormak istiyorum. Oldukça sıcak, ılık bir dönemden geçiyoruz. Ee, Sonbahardayız ama hala da yağmur çok net bir şekilde görülmüş değil ülkemizde. Kuraklık tehlikesi ve özellikle İstanbul'daki barajların alarm verdiğine dair haberleri siz de medyada görüyorsunuzdur. Zaten konuyu biliyorsunuz. Eğer hiç yağmur yağmazsa bizim ne kadar suyumuz var ve... Bu kuraklığa karşı bir önlem olarak yeraltı barajlarından bahsediliyor. Bu konuda gelinen son nokta nedir efendim? Çok teşekkür ediyorum. Öncelikle yani en son söyleyeceğimiz en başta söyleyelim ki çünkü izleyici açısından da e, soru neydi, cevabı ne oldu kopmasınlar diye bunu ifade ediyorum. Örneğin İstanbul için. Yani bir metropol kent. Nüfusumuzun dörtte birinin neredeyse yaşadığı kent. Bizim hiçbir şey olmasa bizim dört aylık şeyimiz var. Yani hiçbir yağış olmasa 4 aylık Ankara için de 8 aylık şu anda rezervlerimiz var. Bu birincisi. İkincisi tabii ki yeraltı e, depolarıyla ilgili olarak ondan da bahsetmekte yarar var. Şu ana kadar biz 102 adet 102 adet yeraltı depolamaları sayesinde 70 milyon metreküp suyu tutabilir hale geldik. 70 milyon metreküp yaklaşık 22 bin hektarlık da bir alanda bu sulamayı 22, 22 milyon metre küplük de bir içme suyunu onu da söyleyelim. Yani bir taraftan sulanabilir araziyle ilgili bir rezerv oluşuyor bu 70 milyon metre küple. Öbür taraftan da 22 milyon metre küplük de bir içme suyu rezervimiz oluşuyor. Bunlar yeterli mi? Elbette yeterli değil. Ama bizim bir su yönetimi genel müdürlüğümüz var. Bir devlet su işlerimiz var. Bunlar iki temel birim. Bunların yaptıkları çalışmalar var. Stratejilerimiz var. Bunlara ilişkin örneğin Aralık ayında bu kuraklıkla, tarımsal kuraklıkla mücadele stratejisi eylem planımızı mesela açıklayacağız. Bu önümüzdeki Aralık ayında. Türkiye olarak bu dönemde nasıl yol yürüyeceğimizi ortaya koyacağız. Bu erken uyarı sistemleridir ve buna ilişkin bir takım rehberlik hizmetleridir. Bunların hepsiyle ilgili de bu iki birimimizin yürüttüğü çalışmalar var. Tabii Türkiye bir taraftan da son 20 yılda yaptığı barajlarla da, yani bunun da altını çizmek lazım, 47 milyar metreküp ilave suyu su rezervlerimize kazandırmış. Bugün için toplam su rezervi, Murat Bey, 180 milyar metreküp olmuştur. Bakın 180 milyar metreküp Cumhuriyet dönemi boyunca olanları bu 180'den 47'yi çıktığımızdaki geri kalan kısmı için Düşünelim, yani 133 milyon metreküp, milyar metreküp. Biz bunun üzerine 20 yılda 47 milyar metreküp koymuşuz. Bu muazzam bir rakam. Yani bunun üçte biri, sadece üçte biri son 20 yılda. Şimdi bu devam ettiriliyor. Mesela önümüzdeki günlerde e, Türkiye'nin hakikaten bir mühendislik harikası. 235 metre, 275 metre gövde yüksekliğiyle, Türkiye'nin en yüksek gövde yüksekliği, ve aynı zamanda dünyada da kendi kategorisinde beşinci olan Yusufeli barajı mesela çok böyle medare iftiharımız denilebilecek bir baraj. Tüm Türkiye'de 60 e, kilometrelik 50 kilometrelik özür dilerim bir tünel yapmışız 2002 yılına kadar 56 kilometre sadece bu barajın kendi inşası sırasında yapılmış tüneller var. Şimdi bu tür çalışmalarımız da var. Tabi. E, kurağa dayanıklı çeşitlerin kullanılmasını teşvik ediyoruz, destekliyoruz. Bir taraftan da dünyanın yani nadir ülkelerinde uygulanan, 2006 yılından beri cari olan, uygulamada olan çiftçilerimizin bildiği bir tarım sigortası uygulamamız var mesela. Evet. Bu tarım sigortasıyla da hani ola ki üreticimiz ya ben bu sene kuraklıktan sıkıntı yaşadım, e, bu konularda gelir kaybım oldu dediğinde sigorta hemen devreye giriyor ve bu konudaki... Bütün hasarı e, sigorta şirketi karşılamış oluyor. Sayın Bakan, e, tarımla ilgili başka sorularım da olacak ama bakanlığınızın bir diğer önemli hususu ormancılık. O konuyla ilgili bir şey sormak istiyorum. 11 Kasım e, Milli Ağaçlandırma Günü. E, son iki senedir, hatta üç senedir yangınlardan çok çektik. Acaba Türkiye'nin şu anda ağaçlandırılmasıyla ilgili olarak gelinen son nokta nedir? Böyle somut bir takım rakamlar vererek bizi bilgilendirir çok... misiniz? Çok teşekkür ederim. Tabii geçtiğimiz yıl gerçekten bir afet düzeyinde, yani 139 bin hektar gibi e, Cumhuriyet tarihinin en yüksek e, bir e, yangın sürecinde, yangın döneminde kaybettiği orman alanları var. Şimdi gerek yangın sayısı bakımından, gerekse yangında kaybedilen alan bakımından geçtiğimiz yıl e, önemli bir yıldı. Yani bir daha o yılın yaşanmamasını istiyoruz. Fakat Murat Bey, biz özellikle e, bu sezonun başında çok önemli e, uygulamaları hayata geçirdik. Neydi bu? Örneğin helikopter sayımız hı hı. ki bunların 10 tanesi gece de kullanılabilir özelliği olan helikopterler. 55 tane helikopter var. 10 tanesi gece atış yapabilen yani su atımı yapabilen helikopterler. Yine 20 tane uçağımız var şu anda. Onu söylemekte yarar var. Bizim 8 tane İHA'mız var. Mesela İHA sayısı geçen sene diyelim 1'di. Bu sene 8. veya da işte e, helikopter sayısı 39'du. Bu sene 55. Uçak sayısı 3'tü 20 gibi bunların sayılarını artırabiliriz. Şimdi hem e, yanan alan miktarı 13 bin hektar civarında bir yangın oldu. Daha tabii ki e, aralıklı olarak ufak tefek yangınlar oluyor. Ama yapay zekayı kullanıyoruz, teknolojiyi kullanıyoruz. Bizim 776 tane ki bunların önemli bir kısmı da akıllı kule diyoruz. Yani insandan bağımsız olarak kendiler gördüklerinde bir yangını, bir dumanı hemen anında onu alıp orada bir görüntü işleme tekniğiyle onu analiz edip ilgili yere bir alarm olarak gönderen bizim sistemlerimiz var. Tabii ki şimdi onlar hava gücü, teknoloji ama bir de bizim insan kaynaklarımız. Bu da çok önemli. İnsan kaynaklarımız noktasında da 25 bin çalışanımız var. 462 bu biraz da tabii özel harekatçılar gibi düşünelim. Emniyetteki veyahut da jandarmadaki. Burada da 462 kişiden oluşan Orkut adını verdiğimiz bir timimiz var. Bunlar özel eğitimliler. Bunlar da mesela ilk defa olan. 2022 yılında 8 bin çalışanı kendi bünyemize kattık. Zaten biz bakanlık olarak şu anda Türkiye'nin 5. büyük bakanlığı 150 binin üzerinde çalışanımız var. Şimdi araz özlerimiz, efendim iş makinelerimiz, diğer müdahale araçlarımız bunların hepsi var. Bir taraftan da tabii ki diğer bakanlıklarımızın altyapısı da Allah geri gitmesin ihtiyaç halinde onlar da kullanılıyor. Ama jandarmanın, emniyetin, efendim yine silahlı kuvvetlerimizin Uçak, helikopter ve İHA, onları da, İHA'ları da altyapı olarak yine güç olarak, hava gücü olarak da bunları da kullandığımızı söyleyebilirim. Bir de bununla alakalı şunu söylememe izin verin. Ee, tıpkı, hani benzetmekte bir şey yok çünkü pandemi döneminde ona çok gözümüz alıştı. Sürekli takip edilen bir turkuaz ekranımız oluştu malum. O turkuaz ekran aracılığıyla ile ilgili bütün bilgileri alıyorduk. Şimdi aynı şeyi biz kendi web sayfamızda Yeşil Vatan isimli bir ekranla bunu bütün vatandaşlarımızın görebileceği, hesap verilebilirlik, şeffaflık adına oluşturduğumuz bir e, ekran var. Yani o, nerede, neyi, ne kadar ağaçlandırıyorsunuz? Kesinlikle. Ağaçlandırma, ne kadarlık bir ağaçlandırma yapıldı, ne kadar yangın oldu, bu yangında ne kadarlık bir alan yandı, kaç atış yapıldı, ne kadarlık su bırakıldı, Kaç sorti yaptı, uçak, helikopter, kaç kişi müdahale etti, hangi yeri araçları kullanıldı, yani şu anda bana soran birisine ben diyorum ki elinizde cep telefonu var, e, girin Tarım Orman Bakanlığı'na o yeşil ekran, yeşil vatan ekranı görürsünüz, orada bütün bu bilgiler, ben eksik söyleyebilirim fazlası bile orada vardır diyorum. Bir sefer bu Anayasanın 169. maddesi çok açık ve sarih, kesinlikle ve kesinlikle. Tarımsal amaçlı olarak bile kullanılamaz. Yanan alanlar sadece ve sadece ormanın kendi faaliyetlerini devam ettirebileceği şekilde değerlendirilir. Nedir faaliyeti? Ağaç dikmektir. Öyle değil mi? Gelir getirici bir takım uygulamalardır. Yani bunu Orman Bakanlığımız yapıyor zaten. Orman Genel Müdürlüğümüz ve bu çerçevede de buraların değerlendirilmesi söz konusu. Yine geniş kitleleri ilgilendirdiğini düşündüğüm bir soru var. O da İstanbul Boğazı'nda avcılık, balık avcılığından bahsediyorum. Bir defaya mahsus olmak üzere küçük avcılara ve galiba trol kullanarak avlanmaya izin verilmesi konusu büyük tartışma yarattı bazı çevrelerde. Endüstriyel avlanmadan bahsedildi bu gün sayesinde. Ve Boğaz'da avlanmanın tamamen yasaklanmasına yönelik bir takım talepler, iddialar gündeme geldi. Sizin Tarım ve Ormancılık Bakanlığı olarak İstanbul Boğazı'nda avlanma konusundaki düşünceleriniz nedir efendim? Şöyle Murat Bey, 1380 sayılı su ürünleri avcılığıyla ilgili bir kanunumuz var. Bu kanun oldukça da eski bir kanun. Ama bu kanunun tabii ki Hepimizi bağlayan hükümleri var. Şunu çok açık olarak, net olarak söyleyebilirim. Bizim Marmara Denizimiz, özellikle hasarlı bir ekosisteme sahip. Yani bu da belki gündeme geldi. Yani hepimizin çok dikkat etmesi gereken bir deniz. Ondan bahsetmemizde yarar var. Diğer taraftan gerek Çanakkale Boğazı, gerekse İstanbul Boğazı, 20 yıldan beri, 20 yıldan beri, şu anda. Ticari su ürünleri avcılığına kapalı olan bir bölge. Bizim bu ekolojiyi korumamız gerekiyor. Buradaki balıkların eğer e, İstanbul Boğazı'ndan söz ediyorsak Murat Bey. Evet. Karadeniz'e çıkışına izin vermemiz. Veyahut da Boğaz'dan geçti Marmara Denizi'ne girecek. Marmara Denizi'ne girişine izin vermemiz gerekiyor. Bu izni biz ancak... Buradaki bu avcılıkla ilgili yasaklar sayesinde gerçekleştirebiliyoruz. Çünkü o balıkların o coğrafyaya eriştikten, o denizlere eriştikten sonra daha iyi geliştiklerini ve bundan ülkemizin de pozitif manada yararlandığını görüyoruz. Şu rakamı vermem bence vatandaşlarımız açısından faydalı olur. Tarımın zaten kendisi geneli net ihracatçıyız biz. 19 yılda bu ihracat fazlası elde edilen miktar 87 milyar dolardır Murat Bey. Biz net ihracatçısı. Yani hem kendi vatandaşları için üreten hem de dışarıdakiler için üreten bir ülkeyiz. 87 milyar dolarlık da fazlamız var. Şimdi bu birincisi. Bunun içerisinde bizim su ürünleri ihracatımız 2021 yılında 1.4 milyar dolar. Diyeceksiniz ki ithalatımız var mı? Evet var. 200 milyon dolarlık da ithalatımız var. Yani 1'e 7 ihracatta başarılı olan ve öncü olan bir ülkeyiz. Ya yani bizim şu andaki teknelerimiz, su ürünlerini işleyen işletmelerimiz bu konularda Avrupa'da lider konumundayız diyebilirim. Öncü olan ülkelerden birisiyiz diyebilirim. Biz balıkçılarımızın avlanmalarına herhangi bir yasak getirmiyoruz. Aksine mesela Atlantik'ten Hint Okyanusu'na kadar bu bir takım anlaşmalarla, bir takım sözleşmelerle, mutabakat zabıtlarıyla buralarda bu kardeşlerimizin avlanma yapmalarını sağlıyoruz. Su ürünleri konusunda gelecek yılki hedefimiz 2023 için Cumhuriyetimizin 100. yılında 2 milyar dolar. Yani tek başına bakın su ürünleri. Şimdi bu nasıl oluyor? Bu bizim kendi kaynaklarımızı yerinde, dozunda e, ...avlanma için kullandırmaktan geçiyor. O zaman böyle istisnai bir günlerin tekrarı söz konusu olmayacak desem doğru mu anlamış olurum? Zaten şöyle Ulaştırma Bakanlığımız da o yapmış olduğu açıklamayı geri çekti. Bu bizim bakanlığımızın yetkisinde olan bir husus. Burada herhangi bir şekilde e, bir, e, yani bir yetki kargaşası söz konusu değil. Elbette e, gemi trafiğine kapatılması veya o gemi trafiğinin tekrar açılması... O ilgili bakanlığımızın, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın uhtesinde olan bir konu. Ama bizi ilgilendiren kısmı bu avlanmayla ilgili. Ticari avcılık. Burada da belki ticari su ürünleri avcılığı diye onu belirtmek lazım. Yoksa amatör avcılıkla ilgili... Herhangi bir kısıt söz konusu değil zaten. Siz biraz evvel bahsederken e, tahıl koridoru ve e, onunla ilgili sorularda Türkiye toprak zengini bir ülke değil dediniz. Ancak ortada bir gerçek var. Tarımcı olmaya gerek yok. Çiftçi olmaya gerek yok. Atıl vaziyette kalmış olan bir takım araziler var Türkiye'de. Bunların yeniden kazandırılması tarıma işler hale gelmesi için neler yapıyorsunuz? Son nokta nedir? Gelebileceğimiz son nokta nedir? Şöyle 6 milyon 600 bin 6 milyon 600 bin e, e, dekarlık, bizim atıl olan bir arazimiz var. Yani 660 bin hektar diyelim buna. 660 bin hektarlık bu tarım arazilerinin kullanılmayan, bunların bir kısmı Nadas'la ilgilidir Ahmet Bey. şey i̇şte Murat Bey. Burada bu Nadas'tan kaynaklı olarak hani bir yıl ekip, bir yıl ekmeme hadisesi veya o kırsalı terk edip Kente göç edenler var biliyorsunuz. O kırsalı terk edip kente göç edenler biraz da o işletmelerin, arazilerin küçüklüğünden dolayı ilgisiz kalmış tarım arazileri var. Şimdi biz bunlarla ilgili her şeyden önce eğer işletme sahibinin, çiftçinin kendisi tarlanın yakınındaysa, oralarda yaşıyorsa biz ona diyoruz ki örneğin biz size ekeceğiniz ürünün tohumunu yüzde yetmiş beş sübvansiye edeceğiz diyoruz. Sadece %25'ini kendisi veriyor. Ve bundan dolayı ciddi bir buna ilgi var bu projeye. Birincisi bu. İkinci olarak şunu yapıyoruz, yapacağız. Bununla ilgili tabii ki artık yeni sistemde bakanlıklar yasa yapamıyor veya kanun teklifinde bulunamıyor. Bakanlar Kurulu böyle bir tasarıyı sunamıyor. Bunun yerine biz milletvekillerimize bunu arz etmeye çalışıyoruz. Bunu paylaşmaya çalışıyoruz. Nedir o da? ekilmeyen alanlarla ilgili eğer iki yıldan fazla orası boş kalmaya devam ederse biz dönüp sahibi veya sahiplerine şunu diyeceğiz. Siz burayı iki yıldan beri ekmiyorsunuz, işletmiyorsunuz. Dolayısıyla biz burada size bir kira bedeli ödeyeceğiz ama burada üretim yapması için buradaki en yakın komşularınızdan başlayarak bir oluşturulan portföye taliplilere biz burada üretim yaptıracağız diyeceğiz. Bu da mesela ikinci bir yol. Bu da çok önemli. Ve üçüncü olarak da tabii ki bu nadansa, nadası da dikkate alarak bizim bir takım ürünleri seçmemiz gerekiyor. Kuraklığa dayanıklı, verim kabiliyetleri yüksek, ülkenin ihtiyacı olan ürünler. Bütün bunların hepsini de dikkate alarak bir planlama yapıyoruz. Hedefimiz şu. Bir, ekilmeyen alan kalmasın. O dediğiniz doğru. Hani haklı olarak ya ekilmeyen alanlar da Türkiye'de varken siz başka ülkelerde üretim için bir arayış içerisindesiniz. Ama o kapı çalınmadan bizim bu adımları atmamız gerekiyor. Aksi takdirde ya hele şimdilik acelesi yok daha sonra bakarız da olmuyor. Çünkü dünya bu iklim değişimiyle ilgili, küresel ısınmayla ilgili tabir yerindeyse bir türbülans yaşıyor. Tabii buna jeopolitik riskleri de eklediğinizde işte Rusya Ukrayna savaşıyla beraber iyice şiddetlenmiş, iyice köpürmüş bir gıda krizi hemen önümüze çıkıyor. Yani pandemiyle başladı belki bu ama devamında da bunları yaşadık. Dolayısıyla bizim uzun soluklu, uzun bir yol yürüyeceğimizi hesaba katmamız nüfusumuzu gelir seviyemizdeki artışı hepsini dikkate alarak bir takım çalışmalar yapmamız gerekiyor. Biraz evvel e, tarlaların niçin sahipsiz veyahut işlenmediğini söylerken köyden kente göç var dediniz. Aklıma şu geldi. Geçtiğimiz günlerde 2000 köy yaşam merkezi açıldı. E, bunun hedefi nedir? Varmak istediğiniz nokta nedir? Her köye bir yaşam merkezi mi? Nedir? Kısaca bir izah verirsiniz. Üretim nerede yapılıyor? Kırsalda yapılıyor. Kırsalda kim kaldı? 55 yaş Ortalamasına sahip bir yaşlı nüfus kaldı. Şimdi biz e, artık X, y, Z kuşağı demiyoruz, Teknofest kuşağı diyoruz. Şimdi bu Teknofest kuşağının her yıl düzenlenen etkinliklerle ne tür başarılara imza attıklarına da millet olarak şahit oluyoruz. Şimdi gençlerden her alan istifade ederken tarım sektörünü niye mahrum bırakalım? Kadın çok önemli. Kadın bizim kültürümüzde ailenin direği. Kadını mutlaka kırsalda tutmamız lazım. Gençleri mutlaka kırsala çekmemiz lazım. Peki bunu yapabilmenin yolu ne? Şehirde ne varsa onun muadili olan imkanların kırsalda da sağlanmasıdır. İdealı bir proje. İdealı bir proje olmak zorundasınız. Bakınız bu ülke zeytinyağlı yiyemem aman, basmada fistan giyemem aman dedirtildi. Zeytinyağı ve tereyağı gibi insan sağlığı için vazgeçilmez olan ürünler yerine biz margarin'e mahkum olduk. Yıllarca margarin'le ömrümüzü geçirdik. Tıpkı onun benzeri gelecek kenttedir denildi. Kırsaldan kalktık, kente göç ettik ve kentlerin etrafında kent kültürünü taşıyan insanları da rahatsız edecek bir kırsal kültürle kent kültürü çatışmasına sebebiyet verdik. E şimdi biz diyoruz ki artık herkes farkına vardı. E evet, yani tarım vazgeçilmez. Gıda önemli bir sektör, önemli bir alan. Nerede yapılır bu? Kırsalda yapılır. Kırsalda bunu yapabilmemiz için bizim bu gençleri oraya taşımamız lazım. Bunun yolu da eğitimden geçiyor. Her konuda genel, tarımsal, teknik, yetenek, aklınıza ne gelirse bütün alanlarda burada bu eğitim faaliyetleri yürütülecek. Biz de Milli Eğitim Bakanlığımızın önderliğinde esas projenin sahibi onlar. Ama biz onlara özellikle tarımsal eğitimle ilgili üreticilerimizin, kırsalda gençlerimizin orada tutulması adına bizim bunları yapıyor olmamız lazım. Kaç da. köy merkezi açılması planlanıyor? Bu sizin bilginiz dahilinde mi? Şöyle şu anda 2000 merkez açıldı ama Türkiye'de kırsalda olan bütün okulların Hı. açılması temel ilke bu birincisi. Şu anda böyle bir hani iradenin e, gösterilmesi anlamında da ya yani bu irade hangi düzeyde gösteriliyor anlamında bu da çok önemli. Tabii ki Sayın Cumhurbaşkanımız o gün külliyede bu toplu açılışla ilgili bir tören düzenlendi. Bir köyümüzde Murat Bey tek bir öğrenci olmasına rağmen bu merkez açıldı. Bu kadar söyleyin. Bunda ne kadar kararlı olduğumuzu, ne kadar ısrarcı olduğumuzu ifade etmek anlamında bunun anlamlı olacağını düşünüyorum. Sayın Bakan vaktim tamamlanıyor ama bir sorum daha var. O da e, Singapur'da Türk menşeili bir e, baharatla renklendirici ki kimi haberlere göre okuduğum kadarıyla kanserojene de neden olabilecek şekilde şikayet var. E, hem sağlık açısından hem Türkiye'nin itibarı açısından hem Türkiye hem de ihraç edildiği ülke açısından son derece mahsurlu bir durum olduğunu düşünüyorum. Bu konuda neler yapılıyor tekrar olmaması için neler yapılmalı? Şöyle bizim zaten bakanlık olarak Gıda Kontrol Genel Müdürlüğümüz var. Bu konuda yetkili birimimiz orası. Burası Murat Bey düzenli kontroller yapıyor. Mesela bu zamana kadar yaptığı kontrol sayısı 1 milyonun üzerinde. 1 milyon üzerinde kontroller, denetimler yapılıyor. Bu firmaya ait, bu firmaya ait Mayıs ve Temmuz aylarında özellikle somakla ilgili ürünlerinde bahse konu o kimyasallar olduğu için bunlar tespit ediliyor ve savcılığa suç duyurusunda bulunuyor. Bakın Kasım ayındayız biz ama bununla ilgili Mayıs ve Temmuz'da yapılan tespitler var ve yargıya da intikal etmiş olan bir durum var. Bu birincisi. İkincisi bu ülkenin bize herhangi bir şekilde ya sizin kendi ülke yani kendi ülkenizin bir markasının ürününde bu çıktı diye bize herhangi bir resmi başvuruları yok. Hı hı. Üçüncüsü, burası da çok önemli, vatandaşlarımız bunu bilsin. Bizim ülkemizden bu ürünün ihracatı söz konusu değil. Sanırım bu yeterli. Sayın Bakan, bir sorum daha var, ondan bitirelim. E, yerli tohum ve yerli gübre. E, bunlarda gelinen son durum nedir? 2-3 dakika baktım kaldı, özetlemenizi rica ederim. Çok teşekkür ediyorum. Tabii ki biz her yıl üreticilerimizin bu temel girdilerini desteklemek anlamında işte e, artışlar sağlıyoruz. Yani e, onlara daha fazla destek vermek adına. Şu kadarını söyleyeyim. Mesela mazotun stratejik ürünlerde yüzde ellisini desteklediğimizi söyleyebilirim. Bu birincisi. Bu yıl mazotta yüzde yüz otuz ile yüzde üç yüz dörtlük artış sağladık. Şimdi yüzde seksen beş enflasyon olan bir ülkede yüzde üç yüz dörtlük artışı mazotta sağladık. Peki gübrede Orada da %130 ile %163'lük bir yine desteklemede artış sağladık. Bundan da bahsetmekte yarar var. Bir diğer konu da Murat Bey, Ziraat Bankası'nın Ziraat Bankası'nın bu destekleri, normalde biz bu destekleri 2023 yılının Mart ayında ödüyorduk. 6 ay öne çektik ve bunların aynı olarak verilmesini sağladık. Ziraat Bankası'nın çiftçilere verdiği bir kredi kartına veya banka kartına yüklenmesi şeklinde. Sadece mazot ve gübre alacak. Bu birincisiydi Ziraat Bankası nezdinde. İkinci olan uygulamamız ise biz üreticilerimizi hem işletme hem yatırım kredisi kullandırıyoruz belli ürünler için. 28 tane ürün var. Bu ürünlerle ilgili de bu 28 ürünle ilgili de orada sübvansiyonlu sıfır faizli olan kısmı var. Bunun limiti 100 bin liraydı. Biz bu 100 bin lirayı da 200 bin liraya çıkardık. 200 bin liralık limitin 100 bin liralık kısmını da yine karta sadece ve sadece mazot ve gübre alımında kullanabileceği hale şey. getirdik. Son cümle şu. Türkiye özellikle bu tarımsal girdiler konusunda buna tohumun, tohumluğun kendisi de dahil olmak üzere bunların bizim için olursa Ali ala yerlilik ve millilik ama bu eğer en azından olacaksa yerli olması konusunda. Milli olmasını da Yanına eklemlediğimizde muazzam bir Türkiye. Yani bunu işte savunma sanayinde görüyoruz. Aynısını biz bizim kendi tarımsal girdilerimizde de yapmaya çalışıyoruz. Çünkü temennimiz, amacımız, hedefimiz yerli ve milli bir üretimi ve Türkiye'de her insanın yeterince doyurulmaya devam edeceği. Çünkü şu anda doyuyorlar ama 105 milyonluk bir 2053 perspektifinde bunu da dikkate almamız gerekiyor. E çalışıyoruz, gayret ediyoruz. Ama önümüzde bir dünya lideri var bugün Avrupa'nın lider aradığı bir dönemde gerçekten Türkiye için ve dünya için bölge için büyük bir hani Allah'ın bir nimeti diyelim öyle söyleyelim Türkiye var ve bu Türkiye'nin başında da bir cumhurbaşkanımız var ve onun önderliğinde biz de tarımla ilgili bu çalışmalarımızı durmak ve aksatmadan da sürdürmeye çalışıyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Sayın Bakan ben de teşekkür ederim. Vakit ayırdınız, sorularımızı yanıtladınız. Efendim konuğumuz Tarım ve Orman Bakanı Sayın Vahit vaktimiz Vaktimizi el verdiğince geniş bir yelpazede sorularımızı yanıtladı. Yeniden görüşünceye kadar. Hoşçakalın efendim. İyi bir gün dileğiyle.